Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda otomatik kontrol dersinde ikinci ders videomuzu çekmiş olacağız. Konu olarak da Laplace dönüşümlerini işleyeceğiz. Arkadaşlar çoğunuzun bildiği gibi Laplace dönüşümleri otomatik kontrol dersinin temel konularından birisidir. Yani biz Laplace dönüşümleriyle artık yavaş yavaş otomatik kontrol sistemlerine giriş yapmış olacağız. Ki bu ileride yapacağımız işlemlerde bu dersin ana konularında bize Laplace teoremleri, Laplace dönüşümleri bir temel oluşturacak. Bu ikinci ders videomuz olacak. İlk ders videomuzdan bildiğiniz gibi eski oranla bir değişiklik yaptık. Artık defter notu üzerinden daha hızlı olsun diye PDF notu üzerinden sizlere anlatım gerçekleştireceğim. Bu bir yandan tabi avantaj olarak daha hızlı ilerlememizi sağlayacak. Ama dezavantaj olarak konuların üzerinde biraz daha az duracağımız için bazen anlamakta güçlük çekebilirsiniz. O yüzden anlamadığınız yerleri bana mail atarak sorabilirsiniz ki ben zaten yine yani derslerde hocalarınızın üzerinde durduğundan daha da çok durmaya çalışacağım. Ama yine de siz bunu bir tekrar mahiyetinde dinlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi Laplace dönüşümleri ne artık giriş yapalım. Laplace dönüşümleri konusunu daha önceki derslerde eğer otomatik kontrol dersini alıyorsanız veya bu günlük hayatta eğer kullanacaksanız, daha doğrusu bu videoyu izliyorsanız zaten daha önce bu dersi görmüşsünüzdür. Neydi bizim temel formülümüz, Laplace formülümüz? İşte L f(t) yani f(t) fonksiyonunun Laplace'ı eşittir. İntegral sıfırdan sonsuza giderken f(t) çarpı E üzeri eksi st dt. Buradaki büyük L'miz Laplace dönüşüm operatörü oluyordu. Buradaki s ise bu eşitliğin sağındaki s ise Laplace dönüşüm değişkenimiz oluyordu. Burada tabi bilmemiz gereken çok fazla üzerinde durmayacağım bu teoremlerin. Direkt uygulamaya geçmek istiyorum. Ft fonksiyonunun Laplace'ını alırsak bize fs fonksiyonunu veriyordu. Yani t domaininde olan bir fonksiyonun Laplace'ını alırsak bize s domaininde bir fonksiyon veriyordu. Birim basamak fonksiyonumuz ut arkadaşlar. Bunu biliyoruz burada ut'yi. Ut eşittir. Burada ut'nin tanımını yapmış. Ut bir ise t büyük eşit 0 gibi işlem görür. 0 ise t küçüktür 0 gibi işlem görür. Bu UT'yi zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. İleriki örneklerde daha da böyle iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken gerçekten bunları adımız soyadımız gibi bu derste bilmemiz gerekiyor. Bazı Laplace dönüşüm uygulamaları var. Mesela nedir? Biz Laplace içerisindeki FT fonksiyonunu bir sabitle çarparsak FS'de de yani bunun Laplace'ını aldığım zaman FS'de de bir o k çarpanı ile sabit ile çarparız. Toplama ve fark almada da hiçbir değişiklik yoktur. Yine arkadaşlar yani F1T eksi artı fark etmez hangisi olursa olsun F2T fonksiyonunun Laplace'ını alırsak dışarıda bu F1S'nin Laplace'ı eksi artı hangisi ise artık F2S'nin Laplace'ı olarak dışarı çıkar. Ama türev almada ezberlememiz gereken bir formül var arkadaşlar. O formül nedir? Bizim FT fonksiyonunun birinci dereceden türevinin Laplace'ını alırsak yani DFT bölü DT'nin Laplace'ını aldığımız zaman o bize S çarpı FS eksi F0 olarak karşımıza çıkar. Tabii bunun genel formülü şudur. N'inci dereceden türevin Laplace'ını alırsak S üzeri n ile başlarız arkadaşlar. S üzeri n çarpı fs eksi sonra n 1 azalarak devam eder. Aradaki işaretler de hep eksi olarak kalır. S üzeri n eksi 1 çarpı f0 eksi s üzeri n eksi 2 çarpı f de 1 artar ama katsayı olarak değil türev olarak artar. Yani eksi s üzeri n eksi 2 çarpı f üssü. Yani f'in birinci türevi 0. Eksi eksi bu şekilde arkadaşlar formülümüz devam eder. Artık n kaçsa n 0 olana kadar bu formülasyonumuz da devam eder. Örneklerde zaten bunu da daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İntegrasyonun Laplace ise arkadaşlar integrasyonun Laplace biraz daha basittir. Direkt fs fonksiyonunun fs bölü s olarak karşımıza çıkar.
Aynı fonksiyonun, burada görüyorsunuz, aynı fonksiyonun birden çok integrali alındıysa arkadaşlar, burada görüyorsunuz ft'nin 3 kere integrali alındıysa, o zaman bunun Laplace'ı karşımıza fs bölü s üzeri n olarak çıkar. Bir de zamanda öteleme var. Şu an en üstte onu getirelim. Zamanda öteleme var. Zamanda ötelemeye baktığınız zaman biz ft fonksiyonunu eksi t kadar, yani burada demek istediği şeyi açıklıyor. Eksi t kadar ötelersek ve onun Laplace'ını alırsak bize e üzeri eksi ts çarpı fs olarak verir. Bunu bir örnekle açıklamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü genelde zamanda öteleme karıştırılır. Zamanda ötelemeyi karıştırmamanız adına mesela şurada bir örnek verdim. Buraya bir örnek ekledim. Sinüs t'nin arkadaşlar tabi bunu Laplace'ını alıyoruz. Laplace'ını alırsak sin t eşittir. Onu yazmayı unutmuşum. Sin t'nin Laplace'ı eşittir 1 bölü s kare artı 1. Şurada bir düzeltme yapalım hemen. Şu bölüden sonra bir dakika, o düzeltmeyi yapabiliyor muyuz? Ona bakıyorum şu anda. Doldur diyoruz. Evet arkadaşlar, şurada bir düzeltme yapalım hemen. Gerçi çok da gerek yoktu. Burada 1 bölü sin t'nin Laplace'ı 1 bölü s kare artı 1'e eşit. Biz işte sin t eksi 2'nin Laplace'ını almak istersek, yani zamanda eksi 2 ötelemiş oluyoruz değil mi? O zaman onun Laplace'ı bize e üzeri eksi 2s, burası e üzeri eksi 2s bölü s kare artı 1 olur. Yani zamanda ötelediğimiz kadar e üzeri eksi ts, artık o t neyse ts ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu genelde karıştırılır. Ya burayı biraz karışık gelmiş olabilir. İnşallah anlaşılmıştır ki tekrar söylüyorum. Örneklerde bunları çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Örnek çözmeden olmaz. Devam ediyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman ne var? Başlangıç değer teoremi, limit. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Ben sadece üzerinden geçiyorum. Siz, ben ne kadar anlatırsam anlatayım, bunları eğer ezbere bilmezseniz olmaz arkadaşlar. Bu notları da benden istiyorsanız verebilirim. Mail atmanız yeterli olur. Başlangıç değer teoremi, yani limitin Laplace'ını alırsak, limit t sıfıra giderken Laplace'ı s sonsuza giderken çarpı s çarpı fs olarak karşımıza çıkar. Tam tersinde de bu doğrudur. Eğer limit t sonsuza giderken Laplace'ını alırsak, o da bize limit s sıfıra giderken s çarpı fs olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir de karmaşık öteleme var. Zamanda ötelemenin tam tersi. Hemen onu da getirelim. Şurada görelim. Zamanda ötelemede ne oluyordu? Biz burada ft'nin içindeki o t domainini eksi 2 ötelediğimiz zaman burada e üzeri eksi 2s ile çarpıyorduk değil mi fonksiyonu? İşte karmaşık ötelemede ise mesela e üzeri eksi alfa t ile ötelediğimiz zaman fonksiyonda da bu mesela eksi 2t ise fonksiyonda bu s artı 2 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. S artı 2 olarak. Bunu mutlaka bilelim. Zaten yine aşağıdaki örneklerde göreceğiz. Bir de konvolüsyonun Laplace'ı var. Mesela şurada gördüğünüz konvolüsyondur. F1T, F2T çarpanının bu F1T, F2T konvolüsyon. Daha doğrusu F1T konvolüsyon F2T'nin Laplace'ını aldığımız zaman bize F1S çarpı F2S olarak verecektir arkadaşlar. Bazı fonksiyonların hemen bilmemiz gereken Laplace'ları var. Yine bunları da adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. Mesela sigma t'nin Laplace'ı 1'e eşittir. U t'nin Laplace'ı 1 bölü s'e eşittir. T'nin Laplace'ı 1 bölü s kareye eşittir. Aslında bu t üzeri 1'dir değil mi bu? T'nin genel formülü şudur. N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1. Bunun t üzeri 1 olduğunu biliyoruz. Ve 1'in faktöriyelini aldığımız zaman yine 1'i veriyor. S üzeri n artı 1 olduğu için de s kare oluyor.
E üzeri eksi at, üstelin üstelin Laplace'ı da bize 1 bölü s artı a'yı veriyor. Yine bunu da, bunun mantığını da arkadaşlar biz t üzerinden yapacağız. Çünkü üstel, hatırlarsanız, s domaininde, yani e üzeri eksi at bize karmaşık ötelemeyi veriyordu. Aslında burada e üzeri eksi at çarpı t üzeri sıfırdır. T üzeri sıfır 1 olduğu için burada yokmuş gibi düşünüyoruz, hayal ediyoruz. T üzeri sıfırın Laplace'ı nedir arkadaşlar? T üzeri sıfırın Laplace'ı 1 bölü s'tir. Niye? N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1 değil miydi? N faktöriyel, yani 0 faktöriyel 1 bölü s üzeri n artı 1, 0 artı 1. 1'i vereceğinden dolayı 1 bölü s olur. Çarpan olarak bu üstel vardır. Yani 1 bölü s'te s domaininde a kadar kaydıracağız. 1 bölü s artı a. Yani bu 1 bölü s artı a'nın nereden geldiğini size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Daha kalıcı olsun diye. Ki burada mesela t üzeri sıfırın örneğini vermiştik. Burada t üzeri 1'li bir örnek var. Normalde t üzeri 1'in Laplace'ı 1 bölü s karedir. Ama burada e üzeri eksi at karmaşık ötelemesiyle çarpıldığı için ft'de 1 bölü s artı a'nın karesini bize vermiş arkadaşlar. Sin omega t'nin, omega burada bir katsayı. Laplace'ını aldığımız zaman omega bölü s kare artı omega kareyi bize veriyor. Cos omega t'nin Laplace'ını aldığımız zaman ise bu sefer de s bölü s kare artı omega kareyi bize veriyor. Bunu unutmamak için arkadaşlar, mesela kosinüsün sonu s ile bitiyor ya, ya da veya kosinüste s var ya, s payda da var. Şey, hem payda hem payda da var. Sin'in sonuna baktığımız zaman sin omega t s ile bitmiyor. O zaman omega bölü s kare artı omega kare oradan aklınızda kalsın diye ufak bir hatırlatma verdim diyeyim. Yani cos s orada aklınızda, o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi t üzeri n'in zaten genel formülünü ben size söylemiştim. N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1 olarak. Aynı şekilde t üzeri n çarpı e üzeri eksi at'nin de genel formülünü ben size söylemiştim. Burada da yazmışlar. N faktöriyel bölü s artı a üzeri n artı 1 olarak. Bunların mantığını ben size anlattım arkadaşlar az önce. Hemen öncesinde anlattım. Zaten burada aslında kafa karıştıracak bir durum yok. Örneklerle bunları biraz daha oturtalım. Bunları tekrar söylüyorum, ezbere bileceğiz. Gerisi kolay. E üzeri eksi 4'te ft fonksiyonumuzu vermiş. E üzeri eksi 4'te artı sinüs t eksi 2 artı t kare çarpı e üzeri eksi 2t. Bunun Laplace'ını istemiş bizden arkadaşlar. Toplamın Laplace'ı neydi? Toplamların tek tek Laplace'ını alıp sonucu buluyorduk. Burada e üzeri eksi 4t'nin Laplace'ın 1 bölü s artı 4 olduğunu bileceğiz. Sin t'nin Laplace'ı neydi? Sin t'nin Laplace'ı da aklımızda nereden kalacaktı? Kosun sonu s ile bitiyordu. O s bölü s kare artı omega kareydi. Sin'in sonu normal katsayı n ile bitiyor. Bir s ile alakası yok yani. O zaman omega bölü s kare artı omega kare. T'nin katsayısına bakıyoruz. 1. 1 bölü s kare artı 1. Buradan hemen çıkartıyoruz. Ama ne olmuş? Burada t domaini sin t eksi 2 olmuş değil mi? Yani eksi 2 öteleme var. O zaman biz burada çıkan fonksiyonu e üzeri eksi 2 s ile çarpmamız gerekiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Zamanda öteleme yaparken işaret değişmiyor. Yani eksi 2 öteleme varsa e üzeri eksi 2 s oluyor. Artı 2 s olmuyor. Ama karmaşık öteleme varsa, yani bu fonksiyon eğer şu olsaydı, sin t eksi 2 değil de e üzeri eksi 2 t, bu neydi? Zamanda karmaşık öteleme. E üzeri eksi 2 t çarpı sin t olsaydı, o zaman s artı 2 işaret değiştirerek alıyorduk. Bunu unutmayın karmaşık ötelemede. Arkadaşlar tek karenin de neydi? N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1'den 2 bölü s küp olduğunu. Öteleme, karmaşık öteleme olduğu için de artı 2, bakın işaret değişiyor. Eksi 2 t artı 2. Artı 2 bir öteleme olduğunu bileceğiz. Bu şekilde işlemimizi sonlandırmış olacağız.
Ters Laplace dönüşümü var arkadaşlar. Ters Laplace dönüşümüne gelirsek, ters Laplace dönüşümümüz, yani fs'nin ters Laplace'ını alırsak bize ft'yi verir. Bu bazen bize böyle s domaininde işlemler verip normal t domaininde istedikleri zaman mecbur kullanmamız gereken bir formülasyon. Genellikle de zaten kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii bunun yanında bir kısmi kesirleri ayırma yöntemini de bilmemiz gerekiyor. Kısmi kesirleri ayırma yöntemimiz neydi? Mesela şurada görüyorsunuz. Gösterdiğim yerde işte. Fs eşittir. Hem payından paydasını herhangi böyle bir denklem artık elde ettiğimiz zaman ns bölü s artı p1 çarpı s artı p2. Bunları kısmi kesirlerine ayırıp sadeleştiriyoruz. Tabii bunların belli başlı şartları vardı. Bu şartları nelerdi? Gerçek kök durumu olursa paydadaki çarpanları a1 bölü s artı p1 artı a2 bölü s artı p2, işte artı nereye kadar gidiyorsa, kaç tane çarpımı varsa s artı pn'e kadar paydadaki çarpanları ayırıyorduk. Sonra tek tek a1 bulmak için limit s eksi p1'e giderken s artı p1 çarpı fs fonksiyonu yapıyorduk. A2'de de aynı şekilde. An'de de aynı şekilde yaptıktan sonra en son bizim bulduğumuz fonksiyon tersini alıp ft domainine gidiyorduk. Şimdi bunları örneğini de çözeceğimiz için, daha doğrusu notun devamında bunların örneği de karşımıza çıkacağı için üzerinde çok fazla durmuyorum. Katlı veya tekrarlı kök durumu olursa arkadaşlar, burada ne yapıyoruz? Bak, bakın burası da önemli. Burada unutmamamız gereken aslında tek bir şey var. Yine böyle çarpanları ayırırken, katlı veya tekrarlı kök durumu ne? Önce onu söyleyeyim. Mesela s artı 2'nin karesi diye bir çarpan varsa paydada, biz bunu çarpanlarını ayırırken, mesela burası c1 olsun. C1 bölü s artı 2'nin karesi artı c2 bölü s artı 2. Mesela s artı 2 diye bir çarpan yok, sadece karesi var. Ama onu biz ekliyoruz. Artık başka bir şey varsa onları da ekliyoruz. Sonra bulurken s artı 2'nin karesini alırken normalde s eksi 2, limit s eksi 2'ye giderken s artı 2'nin karesi çarpı fs'den buluyoruz. Ama eklediğimiz, o sonradan eklediğimiz s artı 2 çarpanı var ya, onu bulurken bu sefer fs fonksiyonu yine s artı 2'nin karesiyle çarptıktan sonra türevini alıyoruz. Orada s eksi 2'yi yerine koyup sonuca gidiyoruz. Yani bir türev alma var arkadaşlar. Eklediğimiz, yeni eklediğimiz payda da bir türev alma var. Bir de karmaşık eşlenik kök durumu. İşte çarpanlar payda da karmaşık kök olursa aynı mantık aslında bu. Karmaşık kök olabilir. Normal yine bulurken işte karmaşık kök çarpanlarını ayırdıktan sonra yine limitini alarak buluyoruz. Onun haricinde farklı bir durum yok. Şimdi biz bunları örneklendirerek anlamaya çalışalım. Burada bir örnek var. Burada niye? Farklı kök durumlarımız var değil mi payda da? S artı 1 çarpı S artı 2 çarpı S artı 4 var. Bunların biz ters Laplace dönüşümlerini bulacağız. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? 3 tane çarpanımız mı var payda da? Kısmi kesirlere ayırdığımız zaman A1 bölü S artı 1 artı A2 bölü S artı 2 artı A3 bölü S artı 4 diye ayırıyoruz. Şimdi A1'i bulurken ne diyorduk? Limit S eksi 1'e giderken S artı 1 çarpı Fs fonksiyonu. S artı 1'ler birbirini götürüyor. Geriye S kare artı 9S artı 19 bölü S artı 2 çarpı S artı 4 kalıyor. Eksi 1'i burada yerine koyduğumuz zaman siz de koyun, göreceksiniz arkadaşlar. 11 bölü 3 bizim bulduğumuz değer oluyor. Yani A1 eşittir 11 bölü 3'müş. Ne yapacağız en son? A1 bölü 3'ü burada yerine koyduğumuz zaman şu Fs'de burası A1 bölü 3S artı 1 olacak. A2'yi nasıl buluyoruz? Limit S eksi 2'ye giderken S artı 2 ile çarpıyoruz. Bu sefer S artı 2'ler birbirini götürüyor. Yerine koyduğumuz zaman eksi 5 bölü 2 kalıyor. A2'de eksi 5 bölü 2'ymiş, yerine koyuyoruz denklemde. A3'ü bulacağımız zaman yine aynı yoldan buluyoruz arkadaşlar. Burada kendiniz bunları çözebilirsiniz. En son nodu yerine koyduğumuz zaman Fs eşittir 11 bölü 3s artı 1.
Eksi 5 bölü 2 s artı 2. Eksi 1 bölü 6 s artı 4 olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonrasında bizim yapmamız gereken tek şey ters Laplace'ını almak. Fs si belli olan bir denklemin ft yani ters Laplace'ını alarak ft'sini bulmak artık kolay oluyor. Burada ne oluyor? 11 bölü 3 zaten bir katsayı. 11 bölü 3'ü yazıyoruz önce bir. 1 bölü s artı 1 kalıyor değil mi çarpan olarak? 1 bölü s artı 1 neyin Laplace'ydı? E üzeri eksi t'nin. 11 bölü 3 çarpı e üzeri eksi t. Buraya bakıyoruz. Eksi 5 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 2t oluyor. Buraya baktığım zaman da eksi 1 bölü 6 çarpı e üzeri eksi 4t'yi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğe bakalım hemen hızlıca. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bu videoda Laplace dönüşümlerini bitirelim ki diğer örneklere geçebilelim. Anlaşılmayan bir yer olursa bana mutlaka mail atabilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz ki size yardımcı olabileyim. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman hani dedik ya katlı kök durumu. Katlı kök durumu işte bizim bu paydadaki belirttiğimiz durum. S artı 2'nin karesi var arkadaşlar. Çarpı bir de ne var? S artı 5 var. Biz burada nasıl bir işlem yapıyoruz? Yapacağımız işlem C2 bölü S artı 2'nin karesi artı C1 bölü S artı 2. Bakın bu S artı 2'yi biz ekledik. Artı A1 bölü S artı 5. Bu şekilde kısmi kesirlere ayırıyoruz. Bilmemiz gereken tek şey bu. Bunun yanında şu kendi eklediğimiz çarpan var ya C1 bölü S artı 2. Bunun değerini bulurken yani burada C1 değerini bulurken türev alacağız. Bu kadar geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Katlı kök durumu görürseniz kendi eklediğimiz çarpanın türevini alacağız. C2 normalde var olan çarpana bakıyoruz. S-2'ye giderken S artı 2'nin karesi çarpı Fs fonksiyonu. S artı 2'nin kareleri birbirini götürüyor mu? Götürüyor. Geriye ne kalıyor? 11S artı 28 bölü S artı 5. Burada eksi 2'yi yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar gayet kolay bir şekilde sonucu 2 olarak buluyoruz. C1'e geliyoruz. C1 yine limit S eksi 2'ye gidiyor. Yine S artı 2'nin karesiyle çarpıyoruz Fs fonksiyonunu. Yine 11S artı 28 bölü S artı 5 kalıyor ama bu sefer D bölü DS yapıyoruz. Yani türevini alıyoruz. Türevini aldığımız zaman da bölümün türevi. Bölümün türevini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Neydi bölümün türevi? Burada bölümün türevi neydi arkadaşlar? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Yani şurasını veriyor o da. İşte burada biz arkadaşlar eksi 2'yi yerine koyduğumuz zaman sonucu bize 3 olarak vermiş. Tekrar söylüyorum, bölümün türevi zaten yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkar. Şöyle örnekleyerek anlatalım. Bölümün türevi neydi? Payın türevi. Yani şöyle birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi yani paydanın karesi. Birincinin türevi burada 11 s artı 28'in türevi 11 çarpı ikinci dedik s artı 5 eksi ikincinin türevine s artı 5'in türevi 1 çarpı birinci 11 s artı 28 veriyor. Bölü s artı 5'in karesi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada fazla oyalandık. A1 de zaten kolay bir şekilde bulabiliriz. S eksi 5'e giderken s artı 5 çarpı fs oradan da eksi 3 olduğunu bulmuşuz. Fs'yi bulduk. Artık bizden ne istiyor? Bunu t domaininde fonksiyonun kendisini istiyor. Ters Laplace'ını aldığımız zaman eğer ki bunların formülasyonundaki değerinin ters Laplace'ını ne verdiğini biliyorsak sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ki burada da zaten kontrol edip kendiniz bilmiyorsanız ezberlemeniz gerekiyor. Bir başka örnekler. Ne var? Burada diferansiyel denklem.
Diyor ki diferansiyel denklemini, diferansiyel denklemlerde burada neyi bilmemiz gerekiyor? Türevin Laplace'ını bilmemiz gerekiyor. Burada verdiği örnekte ne diyor? Diferansiyel denklemini başlangıç koşulunda göre Laplace dönüşüm metoduyla çözünüz. Burada bakın işaretlenmiş yerlerde y'nin ikinci dereceden türevi artı 3 çarpı y'nin birinci dereceden türevi artı 2y eşittir 1 artı t. İşte burada biz y sıfırın sıfır olduğunu başlangıç koşullarını da vermiş bize ve y'nin birinci türevi sıfırın eşittir 1 olduğunu bize vermiş. O zaman biz ne yapacağız? Türevi bildiğimiz zaman gerisi kolay. Neydi? D kare y bölü dt karenin türevini burada görüyorsunuz arkadaşlar. S kare y ise eksi s y sıfır eksi y üstü sıfır diyeyim. Yani buna y'nin birinci türevi sıfır dedikçe demesi uzun ve zor oluyor. Artı 3 çarpı s çarpı y s eksi y sıfır artı 2 y s eşittir. 1'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü s artı yani ut'nin türevi gibi düşünün. Artı t'nin türevi neydi? 1 bölü s kare. Bunların başlangıç değerlerini yerine yazdığımız zaman yani y 0 eşittir 0 ve y üssü 0 eşittir 1 yerine yazdığımız zaman bize s kare artı 3s artı 2 çarpı y ise eksi 1 eşittir s artı 1 bölü s kareyi veriyor. Burada yapmamız gereken şey bu denklemde yapmamız gereken şey daha doğrusu her denklemde ys'yi yalnız bırakmak. Ys'yi yalnız bıraktıktan sonra arkadaşlar ne çıkıyor denklem olarak? S kare artı s artı 1 bölü s kare çarpı s kare artı 3s artı 2. Şimdi soruda yt'nin bulunması isteniyor değil mi? Burada çarpanlara baktığımız zaman zaten bu denklemde s artı 2 çarpı s artı 1'dir. Bir de burada katlı kök var, s kare var. Biliyoruz biz zaten. Gerisi kolay. Katlı kökte ne yapacağımızı artık biliyoruz. Hemen şöyle şurayı en üste getireyim. Katlı kökte ne yapacağımızı artık biliyoruz. Ne yapıyorduk? Bir de s kare varsa kendimiz bir de s ekliyorduk. Kısmi kesirleri ayırırken. Zaten s artı 1 çarpı s artı 2 de vardı. a1 bölü s artı 1 artı a2 bölü s artı 2 diye ayırıyorduk. Bundan sonrası arkadaşlar bildiğimiz işlemler. Bildiğimiz işlemleri yapıyoruz. S0'a giderken C2'yi buluyoruz. Sonra S0'a giderken bakın kendimiz eklediğimizde türev alıyorduk. S kare ile çarptıktan sonra kalan fonksiyonun türevini alıyorduk. Bölümün türevini bilmemiz gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum. Bölümün türevini bildikten sonrası gerisi kolay. 0 yerine koyduğum zaman eksi 1 bölü 4'ü vermiş. Sonra zaten S eksi 1'e giderken A1'i bulmuşuz 1. Sonra da S eksi 2'ye giderken eksi 3 bölü 4 olarak da A2'yi bulmuşuz. Burada YS fonksiyonumuzu elde ettik. Değil mi? YS fonksiyonumuzu elde ettikten sonra geriye bunun ters Laplace'ını alarak YT'yi bulması kalıyor. 1 bölü 2 zaten çarpandı. Onu yazıyorum. 1 bölü S kare bize neyi hatırlatıyor hemen arkadaşlar? T'yi. Niye? N faktöriyel bölü S üzeri N artı 1'di ya. Bu bize T'yi hatırlatacak. T bölü 2 oluyor. 1 bölü 2 ile çarptığımız için. Eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü s. Bu neyi bize öğretiyor? Hemen 1 eksi 1 bölü 4 çarpı ut. Birim basamak fonksiyonunun türevi 1 bölü s bize veriyordu. 1 bölü s artı 1'in tabii ki artık e üzeri eksi t olduğunu hemen görür görmez anlamamız gerekiyor. Ve 1 bölü s artı 2'yi gördüğümüz zaman tabii eksi 3 bölü 4 çarpanını direkt yazıyorum. E üzeri eksi 2t olduğunu direkt görür görmez anlamamız gerekiyor. Laplace'da bu formülasyonları en başta size söylerken anlatırken o yüzden dedim bunları adımız soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş dersin sonuna yaklaşıyoruz. Galiba bu son örnekti. Burada yine başlangıç koşullarına göre Laplace dönüşüm metoduyla bizim YT'yi bulmamız istiyor. Burada başlangıç koşullarına göre dediği şey Y 0 eşittir 0. Y üssü 0 eşittir 0. Yani belki bunları vermez hocalarınız sorarken. Sadece başlangıç koşullarına göre derse aklınızda bu olsun. Arkadaşlar burada yine bilmemiz gereken şey. Y'nin ikinci dereceden türevinin formülü. Birinci dereceden türevinin formülü bu kadar. Geri kalan zaten Laplace temel formülasyonlar.
Yine elde ettiğimiz zaman YS'yi bu şekilde çıkartıyoruz. Kısmi integrasyonu ayırdığımız zaman bu sefer farklı kökler elde etmişiz. Şurada görüyorsunuz K1 bölü S artı K2 bölü S artı 4 artı K3 bölü S artı 8. Sonra tek tek bunları bulması zaten kolay, artık biliyorsunuz. Ben niye buraları hızlı geçiyorum? Çünkü size kısa zamanda verebileceğimin en iyisini vermeye çalışıyorum. Burası biraz tabiri caizse işin amelelik kısımları oluyor. Ben burada sizin bilmeniz gereken, yapmanız gereken veya ezberlemeniz gerekenleri size söylüyorum. Not isterseniz not da zaten elinizde olacak. Geri kalanları ne kadar hızlı bir şekilde size verebilirsem o kadar çabuk öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan devam edelim vakit kaybetmeden. YS'yi yine elde etmişiz. 1 bölü S eksi 2 bölü S artı 4 artı 1 bölü S artı 8. Burada YT eşittir. Yine ters Laplace'ını alarak bunu bulmuşuz arkadaşlar. Burası işin kolayı. Ders burada bitmeden önce notlarda arkadaşlar ödev, iki tane ödev sorusu var. Şimdi bu ödev sorularını siz kendiniz çözmeye çalışın. Zaten burada çözümü yok. Ben de tekrardan yazıp yazmadım. Eğer çözemezseniz, çözemeyen arkadaşlar olursa, çünkü bu ödev soruları yanlış hatırlamıyorsam böyle bir tık bir şeyler ekliyorlar. Yani bilmeniz gereken şeyler olabilir, bir tık fazlası olabilir. Bir kontrol edelim hemen hızlıca. Bir tık fazlası varsa size söyleyeyim. Hani şuna dikkat edin diye. Mesela ne demiş burada soruda? Verilen fonksiyonların sıfırlarını ve kutuplarını bularak karmaşık düzlemde gösteriniz ve ayrıca ters Laplace dönüşümlerini elde ediniz. Arkadaşlar, burada bilmeniz gereken şey, bir fonksiyonun sıfırları nedir, kutupları nedir? Sıfırları payındaki kökleri, kutupları da paydasındaki kökleri. Hani yukarıda bir sürü çarpan falan buluyorduk ki, hemen şurada mesela bir örnek bakalım. Bu fonksiyonun mesela 32 bölü, şuraya gösteriyorum. Direkt şurada, şuraya göstereyim. 32 bölü s çarpı s kare artı 12s artı 32. Bu da zaten s çarpı s artı 4 çarpı s artı 8. Bunun kutupları nedir arkadaşlar? 0, eksi 4 ve eksi 8. Kutupları çünkü paydadaki kökleri. Bunu nasıl ezberleyeceğiz? Yani bunu nasıl aklımızda kalacak? 0. 0 başlangıçtır ya arkadaşlar. Yani saymaya birden başlarız tabii de. 0, 1, 2, 3, 4 diye saydığınızı düşünün. 0 başlangıçtır. Yani pay. Öncedir 0. Sonra kutup gelir. O da payda. Yani ön olan pay gibi düşünün. İlk olan pay gibi düşünün. Sonraki gelen zaten payda oluyor. Yani 0 daha öncedir. Sayı olarak düşündüğünüz zaman oradan aklınızda kalsın. Yani beyninizde öyle bir bağlantı kurmaya çalışın. Sıfırın pay olduğunu unutmamanız için öyle bir tüyo olsun arkadaşlar size. Ayrıca burada ters Laplace dönüşümlerini elde ettiniz demiş. Burada A şıkkına bakıyorum. A şıkkında bir sıkıntı yok gibi duruyor. Kolay bir şekilde elde edersiniz. Sadece sıfırlarını elde ederken şurada pay kısmında karmaşık kök çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer bütün kökler koordinat düzleminde sol tarafta kalırsa bu sistem kararlıdır diyebiliriz. Karmaşık düzlemde gösteriniz demiş ya. Sistem, bunu da ayrıca söylemiş oldum. B şıkkına bakıyorum. Arkadaşlar B şıkkında bunu siz yine yapın ama bakın dikkat ederseniz B şıkkında hangi öteleme var? B şıkkında bizim zamanda öteleme var. Zamanda öteleme yapılmış. Bunun ters Laplace'ını alırken dikkat edin. Hani o sinüs t eksi 2 örneği vardı ya. Ona dikkat edin arkadaşlar. Hani sonucunda şey çıkıyordu. E üzeri eksi 2 s kadar öteliyordun. Yani burada öyle bir öteleme var arkadaşlar. O ötelemeye dikkat edin. Onu bilmeniz gerekiyor. O örneği iyi anlamanız gerekiyor. Ve bunun sonucunda büyük ihtimalle kafanız karışacak ama UT'li bir fonksiyon çıkartmanız gerekiyor. UT'li bir fonksiyonu çıkartabilirseniz doğru sonuca ulaşmışsınız demektir. Yine yapamayan arkadaşlar şu B şıkkı özellikle yapamayabilirsiniz. Genelde bu şıkta takılıyorlar. Yapamayan arkadaşlar bana bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Bu ikinci şeye baktığım zaman burada da şu an ilk bakışta bir şey göremiyorum. Herhalde bu da sizi çok zorlamayacaktır. Tüm başlangıç koşulları sıfır demiş. Burada da diferansiyelin yani türevin daha doğrusu türevin Laplace'ını bildikten sonrası gerisi sizi çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Laplace dönüşümlerini bu şekilde bitirmiş olduk. Bu örneklere siz bakın, bu iki tane ödev yazan örneğe siz bakın. Eğer zaten yetiştirebilirsek vakit kalırsa en son ders bittikten sonra böyle sadece örnekler üzerinden bir dersimiz olacak. O örnekler üzerinden ben büyük ihtimalle kendim çözeceğim için bu örnekleri de çözmüş olurum diye düşünüyorum. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Daha doğrusu umarım faydalı olur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.